Arda ile omuz omuza hoş geldiniz. Bugün mutfaktaki konuğum Buğra Gürsoy. Efendim, sizi burada görmek ne güzel. Hemen geleyim dedim sana. Çok iyi yaptım. Çok beğenerek izliyorum seni. Allah razı olsun. Ben de seni. Teşekkürler. Gerçekçi olmak gerekirse. Bir de şimdi filmimizde, Acı Tatlı Ekşi filmimizde de böyle bir su şefi canlandırıyorum şef olma yolunda. Tam istediğim. Dedim ki kendimi bir test edeyim bakayım neler yapabiliyorum. Tam istediğim kıvamda. O zaman bütün çekim ve bütün hazırlık sırasında sana hep şefim diye hitap edeceğim. Yok ben şefim yok, diyeyim. Olmaz, aşk olsun. Olmaz. Hayatta bırakma. Yok, hayır. Bugün seninle birlikte güzel bir pasta yapacağız. Tamam. Biraz şeyden etkilendim. Filmde böyle bir galiba bir şey sahnesi de var. Ya böyle pastalı savaş sahnesi de var. Var. Dedim ki o pastalı savaşı güzel yapan burada bu pastayı da yapar. Pasta yapacağız. Pasta yapacağız. Sonra savaşacak mı? Savaşmayacağız. Yiyeceğiz. Tamam. Yani işin tatlı kısmını yapacağız. Acı kısmını sen birazcık tezgahta yaşayabilirsin. Hiç zannetmiyorum ama. Ha çok rahat biliyorsun. Bakalım. Kendine güveniyorsun yani. Tabii canım. İşte bu. Aslında bugün bir kestaneli kütük pasta yapacağız. İçerisine bir yine aynı şekilde kestaneli mascarpone'la dolduracağız. Ondan sonra badem şekerinden güzel kozalaklar yapacağız. Birazcık da merengden mantar yapacağız. Çok güzel anladım. Bunların hepsini de 35 dakikada yapacağız. Çok iyi. Şahane. Bakalım neler gelecek başımıza. Hazır mısın? Hazırım. Malzemelerim burada. Her şeyin hazır. O zaman 35 dakika içinde kestaneli küçük pasta. Ondan aynen. Hadi bakalım başlıyoruz. Kendime çok güveniyorum. Hiçbir sürprizden korkmuyorum. Çünkü kısa bir süreliğinde de olsa bu işin eğitimini aldım. Evet, Arda şefi çok iyi bir şef. Programı da çok beğenerek izliyordum. Bütün izlediğim programlarda da hep onun başarılı olmasını istiyordum. Ama artık ben geldim. Vallahi bugün Buğra'yı zorlayacak bir tarif hazırladım. Çünkü bir kütük pasta yapacağız. Filmde böyle güzel bir sahne var. Böyle pastalı mastalı falan bir sahne. Dedim ki artık bu adam pasta yapmayı öğrenmiş. Ama bir kütük pasta yapabilecek mi, onun içini doldurabilecek mi, onu kıvırıp böyle istediği gibi şekil verebilecek mi? Bunlar zor şeyler. Kolay değil. Buğra bekle beni, geliyorum. Buğra hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Yok canım. Bence olmalısın. Kendime çok güveniyorum. Hiçbir sürprizden korkmuyorum. Şefim senin için yavaş mıyım? Biraz daha hızlanmam lazım mı? Laf atıyordun bana orada. Çikolatayı suyun içine mi döktün? Değişik bir şey oldu. Direkt üstüne oturt. Nereye oturtuyorum? Fırındakine bakar mısın? Kabarıyor mu? Oo çok iyi. Nerede bakmadın bile? Ben görüyorum buradan bakmadığını. Beyaz köpük kıvamına doğru gidiyor mu? Gidiyor. Bravo. Kafamın üstünde ters çeviriyorum. Dökülmüyor. Bu riski alabilir misin Buğra? Tabii gel. Ama Buğra neler oluyor çok merak Şu an ediyorum ya. Dürümümü yapıyorum. Benim için o dürüm. Şu an hangi durumda hissediyorsun kendini? Kozalak gibi. Bayağı bir kütüğe benzedi benimki. Odun diyor yani. Odun gibi yapacaksın diyor. Kalk. Hayır. Nazik. Buğra hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Yok canım. Bence olmalısın. Evet. Öncelikle ocağın altını yak lütfen. Küçük tencerenin içinde birazcık su var. Evet. Çok yüksek ateşe gerek yok. Kısık ateşte o birazcık böyle yavaş yavaş su ısınmaya başlasın. Diğer tarafta önündeki cam kaselerden en büyük boy olanı al. İçerisine 5 tane yumurta kırmanı istiyorum. Hem sarısını hem beyazını. Çok iyi yumurta kırıyordum diyordun az evvel. Evet. Hiç sorun yok değil mi? Tabii ki. Tamam süper. Vallahi Buğra özellikle şu son filminden sonra benim gözümde mutfaktaki yetenekleri artık tamamdır dedirten kıvamda. Yani bugün beni zorlayacağını düşünüyorum biraz. Öncelikle yapmanı isteyeceğim şey şu. Kabuklardan kurtulup yumurtaları hafif bir çırpıyorsun önden. Ne yapıyorum? Çırpıyorsun mikserle. 5 yumurta çırptın ya. Hı hı. Şekeri çırparak yavaş yavaş içerisine ekliyorsun. Bunu iyice bir mayonez kıvamına doğru getireceğiz. Yumurtayı çırparken şekeri yavaş yavaş ekliyorsun Buğra. Hepsini mi? Evet, hepsini ekliyorsun. Çırpıyor musun? Seni duyamıyorum. Şu an yapıyorum şekerleri. İyice güzel köpürüyor mu peki? Evet, kıvama geliyor. Tebrik ediyorum. Şefim senin için yavaş mıyım? Biraz daha hızlanmam lazım mı? Yo iyi yani. Her şey yolunda.
Yani eğer sana ayak bağı oluyorsan biraz hızlanayım şefim. Ne bakıyorum bana olsun. İyice çırptın mı? Çırptım sayılır. İyice iyice böyle ne kadar böyle güzel kıvama gelirse o kadar iyi bir pandispanya yapmış oluyorsun. Şimdi ben iyice çırptım. Çırpma işlemini bitirdim. Mikseri şöyle kenara aldım. Şimdi diğer kabın içerisinde bir karıştırma işlemi yapacağız. Hazır mısın? Evet. Cam. Evet, cam kabın içinde. Önünde 150 gram un var. Tamamını bu cam kabın içerisine koy lütfen. Üstüne bir yemek kaşığı kadar kakao koyuyorsun. O da tamam mı? Tamamdır. Üstüne bir paket toz vanilya koyuyorsun. Bir saniye. Şimdi unu koyduk. Unu koydun. Bir kaşık kakao koyuyorsun. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya koyuyorsun. Tamam mı? Şimdi önünde pudra şekeri var. Onu sonra koyacaksın. Anlaştık mı? Un böyle kasenin içinde büyük 150 gram kadar. Öbür kasenin içinde pudra şekeri var. Tamam mı? Bunların hepsini güzelce karıştırıyorsun. Un, kakao, kabartma tozu, vanilya. Bunların hepsini önden iyice bir karıştırıyorsun Buğra. Undu değil mi? Un. Tamam. Tamam. Hepsini değil mi unun? Bunları karıştırıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sonra ne koyuyorum? Un, kakao. Evet, un, kakao, vanilya, pudra şekeri. Hepsini karıştırdıktan sonra bunu yapmamızın temel sebebi ne biliyor musun Buğra? İçeride kakaonun vesairenin hiç böyle fazladan kalmamasını sağlamak. Tamam mı? Vanilya. Vanilya, toz vanilya paket vaziyetinde duruyor. Sonra bir tane süzgeç alıyorsun. Benle beraber misin? Tabii canım. Hah, süper. Bir tane süzgeç alıyorsun. Bu yaptığın karışımı evet, süzgeçten geçirip yumurta sarısının üzerine eleyerek. Bak süzgeç çok duvarda, senin sağ tarafında duvarda duruyor. Nerede? Sağ tarafında duvarda. Evet. Eleyerek bunu üzerine ekliyorsun. Elediğin zaman yumurtanın bak şöyle üzerinde göstereyim sana. Yakında böyle içinde topak topak kalan kakaoların hepsini de elemiş oluyorsun Burak. Bu çok önemli. Süzgeçten geçirmeyi unutma. Un, kakao, vanilya, kabartma tozu. Tamam mı? Evet. Tamamdır diye tahmin ediyorum. Çok eğleniyorsun değil mi? Çok ya. Süper. Şimdi abicim. Ön tarafındaki kaşıklıkların içinde böyle silikon spatulalardan var. O silikon spatulayla bunu böyle yavaşça kapatarak karıştırıyorsun. Çırpmıyorsun ama. Hani buradaki yumurta sarısıyla şekerin, kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı yavaş yavaş içine almasını sağlıyorsun. Evet. Silikon spatulayla. Yumurtanın içine koyduktan sonra değil mi? Evet. Yani onları, o hazırladığın karışımı, kakaolu karışımı, evet, yumurtalı karışımın içerisine bir spatulayla güzelce yedirerek karıştırıyorsun. Ama çırpma, ne kadar böyle alttan yukarıya doğru kapatarak. Şimdi sen zaten bunların eğitimini aldın değil mi? 5 gün. 5 gün mü? 5 gün azmış ya. Evet ya, hızlandırılmış. Hızlandırılmış, peki. Çok fazla çırpma işlemi yapmıyorsun ki bunun içine hapsettiğimiz hava birazcık kalsın. Tamam. Alttan üste doğru karıştırıyorsun. Şu an ne durumdasın? Seni göremiyorum. Aynı yerde miyiz acaba? Şu an evet. Karıştırıyorum. Karıştırıyorsun. Spatulayla. Bravo. Süper gidiyor. Maşallah. Çünkü çok güzel bir, aslına bakarsan, hazırlık yaptık. Ben bir de doğaçlama olarak tabii başka malzemeler kullandım. Onları bilerek yani kattım. Öyle mi? Birkaç şey kattım. Kendi hani her şefin bir şey tebrik olur ediyorum ya. İşte bunun tadı. Adına ne diyoruz? Şef dokunuşu. Şef evet, takip. Şef dokunuşu. Pudra şekeri macera mı oldu? Ben şeker yerine pudra şekerinin daha yenilik getireceğine inandığım için tabii ki rakibim sürekli söylüyor, işte onları duymam gerekiyor. Şeker kısmını duydum ama özellikle pudra şekeri kullandım ki işte dediğim gibi yani Arda çok iyi bir şef, evet. Bu tatlıdan her zaman en iyisini yapabilir ama önemli olan en değişiğini yapıyor olmak, en yenilikçi olanı yapıyor olmak. Ben bunu başardım. Tezgahının üzerinde yağlı kağıt görüyorsun. Bu bir fırın tepsisine serilmiş durumda. Evet. Üstünü de senin için yağladım artık. Ne yapayım? Bütün kolaylığı sağladım senin için yani. Tamam. Şimdi hazırladığım bu kakaolu karışımın tamamını bu yağlı kağıt dolu tepsinin üstüne dökmeni istiyorum Bora. Tamam. Tamam mı?
Bu böyle biraz, biraz kıvamı şey oldu. Evet evet evet, yoğun kıvamlı, öyle olması lazım zaten. Şimdi bunu döküyorsun. İyice spatula ile de sıyırıyorsun kasenin içerisinde. Hiç şey kalmasın kasenin içerisinde. Mümkün olduğu kadar güzel sıyırmaya çalış lütfen. Sonra... Kasenin içine dedin. Ha yok, şey kasenin içindekini tamamen bu yağlı kağıt serili tepsiye döktün. Sonra dikkatli bir vaziyette bu yaptığın kakaolu tepsinin içine döktüğün karışımı tepsiye, tepsiyi biraz sağa sola böyle kaldırarak, kaydırarak yaymanı istiyorum. Tüm hepsini kaplayacak şekilde. Mümkün olduğu kadar bir dikdörtgen yapmaya çalış. Eğer ihtiyacın varsa spatulayı da kullanarak köşelere doğru azıcık böyle çek lütfen, tamam mı? Evet, şu an yapıyorum. Tamam. Köşelere doğru çek, köşelere doğru çek. Şimdi önünde bir pudra şekeri var. Onu çıkarttıktan sonra kullanacaksın. Onu çıkarttıktan sonra iyice yapışmasını engellemek için kullanacaksın. Çok güzel olacak, tamam? Pudra şekeri katmayı düşündüm. Onu daha şimdi kullanmıyorsun ama. Sonra kullanacağım. Bazen çok hızlı anlattı, yaptığı şeyleri çok hızlı anlattı. Yetişmekte zorlandım. Bir süre sonra da dedim ki herkesin tasarımı kendine. Bırak, duyma onu, sen kendi şeyini yap. Şimdi sanatçı pandispanyayı yaparken değişik bir yaklaşım gösterdi anladığım kadarıyla. Çünkü un yerine pudra şekeriyle bunu yapmak, olayı bambaşka bir hale getirmek, kıvam çok acayip çıkabilir. Şimdi bu kozalak. Şu an hangi durumda hissediyorsun kendini? Kozalak gibi. Böyle bir tatlıda odun yapıyor olmak cazip gelmedi. Ben kozalağı tercih etmedim. Bura neler oluyor çok merak Şu ediyorum. Şu an dürümümü yapıyorum. Pandispanya ne yani? Benim için o dürüm. Sanatçı neyin peşinde burada? Bilinmezliğin peşinde. Evet, ben yenilikçi olarak bu tatlının ismini de değiştiriyorum. Evrensel dürüm tatlısı. Evrene pasta olmak için mesaj göndermiş, dürüm olarak mı geri gelmiş? Hazırladığın çikolata ganajı. Ganaj. Çikolata ganaj. Kopya çekeceğim. Göstermemeye çalışıyorum. Ben direkt uyduları koyuyorum. Uysa da koy, uymasa da koy. Şimdi iyice köşelere yaydın mı? Böyle dikdörtgen formu oldu mu? Şu an kapanmak üzere. Tamam. Mümkün olduğu kadar her yeri de eşit kalınlıkta olsun. Tamam mı? Süper gidiyorsun. Seni tebrik ediyorum. Şimdi artık bunu fırına atıyoruz. Aynı zamanda atalım. Tamam. Aynı sürede pişirelim. Tamam yani. Atıyoruz fırına. 180 derece 11 dakika. Atıyor muyuz fırına? Hazır mısın? Evet. Ortanın bir üst tarafına at. Yani en altın bir üstüne. Bir alta. Heh, işte bu. Evet. Attın. Ben şimdi ikimiz için de bir 11 dakika kuruyorum buraya. 11 dakikamız başladı. Şimdi o orada olurken yavaştan su ısındı mı? Evet. Evet. Şimdi üstüne çikolata dolu kaseni koyuyorsun. Tamam mı? Hepsini mi koyuyorum? Evet. Çikolata dolu kaseyi koyuyorsun. Suyu, yani çikolatayı suyun içine dökme. Çikolatayı suyun içine mi döktün? Değişik bir şey oldu. Abi... tamam. Kasenin içinde kaldı mı çikolata? Kaldı. Tamam. Onu direkt üstüne oturt. Benmari usulü. Yani alttan su kaynarken kasenin içindeki çikolatalar yavaştan eriyecek. Nereye oturtuyorum? Su dolu şeyin içine. Şimdi şöyle. Güzel olmuş. Böyle abi. Ha böyle bir tabii şey. Tabii altını da kısalım. Tamam. Çünkü o suyun içinde olduğu zaman daha iyi şey olabilir. Evet. Daha güzel olur. Olur diye. Tebrik ediyorum. Şefim. Tebrik ediyorum. Gerçekten nefis bir şef Taç. Tebrikler. Yani gerçekten şeyi kabul ederim. Yani hatalarımı da kabul ederim. Orada tamamıyla boşluğuma geldi. Yani çünkü evde bir kere böyle bir şey denemiştim. Çok güzel olmuştu. Aklım başka bir yemeğe gitti. O hataydı. Onu kabul ederim. Bir tek çikolataları tencereye atmak mı hata? Güzelmiş. Değişik. Yani evde sakın denemeyin diyorum ben bu tekniği. Şimdi önünde bir kasenin içerisinde bir mascarpone peyniri görüyorsun. Mascarpone peynirinin ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Çok güzel bir peynirdir. Bir tadına bak lütfen ucundan. Hafif şey bir peynir tadı alıyorsun. Düz değil mi? Nötr bir peynir. Evet. Değil mi? Şimdi bunu birazcık tatlandıracağız mascarpone'u. Ne yapalım? Ne yapalım biliyor musun? Bunu birazcık daha büyük bir kaseye transfer edelim. Çünkü içerisine birkaç tane dokunuş yapacağız. Bunu birazcık lezzetlendireceğiz. Lezzetlendirmek için kakao ve pudra şekeri kullanacağız, tamam? Bir kaşık kakao alıyorsun Bora. Bunun üstüne döküyorsun. Hiç cevap vermiyorsun. Yapıyor musun bilmiyorum ki. Evet evet, şu an ben her şeyi takip etmeye çalışıyorum. Tebrik ediyorum seni. Şu an bir kaşık kakaoyu... Aynen.
Bir kaşık da pudra şekeri döküyorsun üstüne. Ve önündeki tezgahta kestane şekeri var. Parmaklarınla o kestane şekerini de... Pudra şekeri kalmadı galiba. Nasıl yani? Onlar fırında muhtemelen. O da mı bitti? Pudra şekeri ne yaptın abi sen? Bir şey yapmadım. Ha. Pudra şekeri de vereyim mi, ister misin? Olur. Tamam, geliyorum. Bugün Buğra'ya çok yardım ettim. Çünkü gerçekten onun da böyle bir o şekli, şemali ortaya çıkartmasını istiyordum. Birkaç tane ara etaplarda hata var. Şimdi bu pasta işlerinde normal mutfaktaki, sıcak mutfağındaki gibi değil. Bir şeyi yanlış yaptın mı iş gider. Un yerine pudra şekeri koydun, gitti. Çikolatayı da suya döktün, pasta bitti. O yüzden biraz yardım lazımdı. Kaşıkla bunu şöyle güzelce bir karıştırmanı istiyorum. Kestaneleri böyle parçalıyorum, evet, değil mi? Evet, kestaneleri parçalayarak koydun. Kaşıkla iyice bir karıştır. Böyle kahverengi, koyu renkte bir krema elde etmeye çalış lütfen. Tamam, ne oldu? Ne diyecektim? Ne oldu? Hepsini mi atıyoruz kestaneleri? Evet, hepsini at kestanelerin. Kestane, gürgen, palamut. Hepsini at. Evet, iyice karıştırdın mı? Bak, güzelce karıştır lütfen ki böyle kremamız tamamen yoğunlaşsın. Şu anda benim böyle bayağı macun gibi bir kremam var. Seninki de öyle mi? Daha olmadı. Olacak. Şimdi bunu hazırladıktan sonra buzdolabına at lütfen. Hazır gitmişken de fırındaki... Bak ne güzel kabarıyor. Fırındakine bakar mısın? Kabarıyor mu? Oo, çok iyi. Nerede? Bakmadım bile. Ben görüyorum buradan bakmadığını. Ya buraya, aşk olsun ya. Bir dakika, önce ben bir şunu halledeyim bir Beni dakika. Beni üzme. Bak, senin için her şeyi hazır etmeye çalışıyorum. Şimdi bunu buzdolabına mı koyuyoruz? Bunu buzdolabına atıyorsun. Hemen tezgahın üstünü temizliyorsun. Çok hızlı çalışıyoruz. Süperiz. Spatula ile bir tane spatula al. Temiz bir spatula oradaki çanağın içinden. Çikolatanı bir karıştır. Şimdi çikolata tamamen eridi. Doğru mu? Hayır, daha tam erimedi. Evet, ama eriyecek kıvamda. Üstüne kremayı ekliyorsun. Yarım bardaktan birazcık fazla ekle. Bu bizim ganajımız olacak. Daha önce hiç ganaj yaptın mı? Ganaj? Evet. Yapmadım. Artık ateşten alıyorum bunu. Hızlı gidiyoruz. Evet, çünkü şu an kremayı lazım. Koyuyorum. Sıvılık kıvamı nasıl? Çok mu sıvı? Daha tam erimedi ama benimki. Evet, erit biraz. Ondan sonra sıvılık kıvamı. Benimki mesela çok sıvı. Çünkü çikolatamın yarısını sana verdiğim için biraz fazla sıvı. Karıştırdıktan sonra dolaba atıyorum. Bu arada pandispanya mükemmel vaziyette oluyor. Şimdi bir el becerisi işimiz var. Suyun altını kapatabiliriz Burak. Tamam. Benimlesin değil mi? Hı hı, evet, şu anda karıştırıyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi şöyle yapalım Burak. Yine o var olan elindeki cam kabın içerisine iki tane yumurta beyazı koymanı istiyorum. Yumurtanın sarısını beyazından nasıl ayırman gerektiğini biliyor musun? Beyazını. Evet, sarısıyla beyazını. Deneyeceğim. Tebrik ediyorum. Şimdi evet, yumurtanı tezgahın üstüne vur. Ondan sonra ortadan ikiye o cam kabın içerisine doğru yavaşça ayırırken bak, bir tarafını ayır, beyaz zaten aşağı doğru akıyor. Tamam mı? Sarısını iki tane yumurtanın kabuğunun içerisinde sağdan sola transfer ederek sarısıyla beyazını dikkatli bir vaziyette ayırmanı istiyorum. Anlatabildim mi? Evet, şu an yapıyorum. Süpersin ya. Bir daha vurdum ortadan. Böyle bu şekilde sarısıyla beyazını dikkatli bir vaziyette ayırıyorum. Çok güzel oldu. Süpersin. Harika gidiyorsun. Çok iyi. Yumurta beyazını ikincisinde yumurta beyazını ayırmayı biliyorum aslında. İlkinde de yine kendi kafamda, dünyamda başka bir şey denemeye çalıştım. Yani yumurtanın içindeki sarısı diğer kabukların içine gitmeden beyazı nasıl çıkarılırı göstermek istedim seyirciye. Şu an hangi durumda hissediyorsun kendini? Kozalak gibi. Burak, neler oluyor çok merak Şu ediyorum. Şu an dürümümü yapıyorum. Pandispanya ne yani? Benim için o dürüm. Sanatçı neyin peşinde burada? Bilinmezliğin peşinde. Evet, ben yenilikçi olarak bu tatlının ismini de değiştiriyorum. Evrensel dürüm tatlısı. Evrene pasta olmak için mesaj göndermiş, dürüm olarak mı geri gelmiş? Hazırladığın çikolata ganajı. Ganaj. Çikolata ganaj. Kopya çekeceğim. Göstermemeye çalışıyorum. Ben direkt uyduları koyuyorum. Uysa da koy, uymasa da koy. Çırpma telinin, çırpma mikser vardı ya. İki tane yumurta yapıyoruz değil mi? Heh. Çok tane. Beyaz çıkmadı bundan, bir problem olmadı. İki tane, yumurtayla iki tane. Alakalı muhtemelen. İki tane beyaz. İki tane. Evet. Mikserin uç kısımları var. Onları yerinden sök lütfen.
Neyi söküyorum? Mikserin uçları. Mikserin uçları var ya, çırpan uçları. Tamam. Onları sök, bir sudan geçir ve iyice kurula. Ucu. Evet, uçlarını yerinden çıkarıyorsun. Çektin mi çıkıyor zaten. Yine böyle yerine doğru ittirdin mi şak diye giriyor. Ne yapayım bunları? Yıka. Sudan geçir. Tamam. Sonra... Evet. Sonra yumurtanın beyazını önce kendi başına birazcık çırp. Önce kendi başıma biraz çırpıyorum. Sonra geliyorum senin yanına. Hah, buradasın işte. Hı. Sonra tezgahın üstünden sağ tarafından şeker almanı istiyorum. Bir kaşık şekeri ilave et ve çırpmaya devam et. İyice böyle beyaz bir köpük kıvamına gidecek bu. Gidecek, bir dakika. Duyamadım, yüksek sesle. Hah, tamam, şu anda... Evet, üstüne bir kaşık şeker koyuyorsun. Normal şeker ama, pudra değil. Normal şeker. Evet. Sağ tarafta tezgahın üstünde unla şeker var, karıştırma. Tamam, karıştırmıyorum, şeker bak, koyuyorum. Bak, iyice çırpıyorsun. 1 dakika 20 saniye sonra fırındakini alacağız Buğra. Şeker böyle. Böyle beyaz şeker... köpük, beyaz köpük kıvamına doğru gidiyor mu? Gidiyor. Bravo. İyice kıvamı kabardı mı? Böyle beyaz beyaz kabardı, oldu mu? Kabardı. Koyulaştı mı? Bak, şu an olduğunu, evet, şu an bunun böyle... olduğunu anlamak için kafamın üstünde ters çeviriyorum. Dökülmüyor. Bu riski alabilir misin Buğra? Neyi ters çeviriyorsun? Bak, böyle yapıyorum. Bu riski alabilir misin? Tabii, gel. Ama çok güzel. Buğra, şöyle bir şey yapmamız lazım. O elindekini bırak. Tamam. Fırına bir tane yağlı kağıt var tezgahın üstünde. Evet. O yağlı kağıdı ahşap tezgahın üstüne ser lütfen. Nasıl gidiyor, iyi misin? İyi. O fırındaki beni al diye bağırıyor Buğra. Tamam, geliyorum. Şimdi bak, şöyle yapıyoruz. Serdin mi? Evet. Geldim sana yardıma. Şunu. Şimdi bak, bunu üstünü böyle pudra şekeriyle iyice her tarafını pudra şekerine beziyorum. Tamam. Bunu yapmamın temel sebebi ne biliyor musun? Fırındakini çıkaracağız ve bunun üstüne doğru ters çevireceğiz. Sen o fırındakini çıkar tezgahın üstüne. Elini yakma. Öf, süper, ne güzel kabarmış, baksana. Evet. Şunu da susturalım. Şimdi bu tezgahın üstünde dursun. Ben de bir hafif şekerliyim, geliyorum. Sana yetişemiyorum buraya. Evet, şu anda ben getirdim. Şimdi Buğra, şöyle bir şey yapacağız. Bak, kağıdı böyle alıyorsun. Evet. Şimdi bak, bu uç kısımlarından böyle alıyorsun abi, dikkatli vaziyette. Tamam. Tamam. Sonra bunu böyle hop diye bunun üstüne doğru çıkartıyorsun. Ha, tamam. Ters şekilde. Ters çevirip çıkartıyorsun. Sonra üstteki kağıdı dikkatli vaziyette alıyorsun. Evet. Jillop gibi çıktı be. Seninki de çıktı mı? Tabii. Nefis. Çok güzel oldu. Sonra abicim bak, bunu alıyorsun. Alttaki yağlı kağıtla beraber hali hazırda sıcakken böyle kağıtla beraber yuvarlıyorsun ve rulo yapıyorsun. Yaptın mı Buğra? Ruloya geleceğim şimdi. Rulo ama çabuk yapman lazım. Tamam. Sıcakken rulo yapman lazım. Evet. Tamam. Bak, bunu rulo yaptın ve bu şekilde bırakıyorsun. Rulo evet. Yaptın, bırakıyorsun. Bunu sıcakken yapmazsan mümkün değil. Soğuduktan sonra rulo olmuyor. Kırılmadan rulo yapmanın temel formülü bu. Tamam mı? Buğra, neler oluyor çok merak ediyorum. Şu an dürümümü yapıyorum. Dürümünü yap. Dürümünü evet, yap gel. Evet, bu böyle duruyor. Evet, tamam. Şimdi. Pandispanya ile ilgili ne düşünüyorum? Böyle kelimeler kalmadı artık Türkçe. yani bunun bir ismi olur Türkçe. Pandispanya ne yani? Benim için o dürüm. Şimdi ben şu fırını bir ayarlıyorum. Fırını 80 dereceye getirdim. Buradaki yumurta bunları... Çırp bunu, çırp, devam et. Devam et. Devam et. Yumurtanı iyice çırpıyorsun Buğra. Evet. Tamam. Sonra iyice çırp... Şeker koydun mu? Şeker koydum. Koydun. İyice böyle karıştıra karıştıra, döndüre döndüre çırp. Döndüre döndüre. Tamam. Döndüre 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 döndüre. Sonra iyice böyle kar kıvamına geldi zaten. Seninki de. %100 eminim. Hiçbir sorun yok. Bir kaşıkla... Gelmiyor abi bu. Gelir abi, iyi çırp. Bir kaşıkla böyle bir sıkma torbasının içerisine transfer ediyorsun. Buğra, kaç tane yumurta beyazı koydun? Bu limon gibi oldu. Senin limon mu? Niye öyle oldu? Kaç tane yumurta beyazı koydun? İki. İki. Ne kadar şeker koydun?
Yarım kaşık. Yarım mı? Bir kaşık. Bir kaşık. Tebrik ediyorum. Olması lazım. Niye olmadı? Bilmiyorum. Bakayım. Güzel. Acaba karıştırmadın mı? Acaba... Başına ne geldi acaba? Yumurta beyazı ne kadar koyduğunu gerçekten bilmiyorum. Ama yani gördüğüm kadarıyla acaba dedim ki bizimki deve kuşu yumurtası, onun bıldırcın mı? Sonra aynı malzemeleri verdik. Benim bugün bayağı kafam karışık ya. Şöyle bir deneyelim. Güzel çalışmışsın ama. Ama bu olmuş, evet. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum. Göreceğiz. Evet, demek ki... Bunun gibi. Biraz daha çırpmaya devam edebilirsin ama. Tebrik ediyorum. Tamam. Şimdi... O çırpma işini bitirdikten sonra... Evet. Bir bıçakla... Bu sıkma poşetinin ucunu kesmeni istiyorum. Tamam. Sonra bundan böyle küçük küçük... Beyazlar böyle bu şekilde beyaz beyaz. Sanırım benden o küçük küçüklerden 3 tane falan çıkacak. Yok canım, çıkar ya. Farklı boylarda yap peki. Senden kıymetli mi? Sonra paylaşırız aramızda. Tamam. Böyle gayet doğal gözüküyor, tamam. Şimdi bunlar aslında merengler ve bunu süslemek için kullanacağız. Normalde bunu 100 derecenin altına atmamız lazım. O yüzden ben şimdi bunu fırının kapağını açıyorum. Ve fırının içerisine bırakıyorum. Oh ne güzel sana. Tamam. 80 derecede bunlar böyle birazcık hafiften bir renklerini döndürecekler. Yavaş yavaş birazcık koyulaşacaklar. Ne durumdayız? Çok iyi. Buğra'yı tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten baştan sona süngüyü hiç düşürmedi ve her yaptığının arkasında durdu. Yani... O yetişti mi? Tamam tamam. Bu yetişti mi? Tamam tamam. Evet, o da çok önemli. Çünkü yani şimdi orada hayır şunu yapamadım dediğiniz zaman şimdi rakibinizi orada kesinlikle açık vermemeniz gerekiyor. O yüzden de her şeyi içimde sakladım. Dediğim gibi zaten bir tane hatam var. Çikolatayı tencerenin içine koymak. Merengimizi attık, kremamızı koyduk, ganajımızı yaptık, kekimizi yaptık. Bir de önünde şey görüyorsun. Şimdi bu yaptığımız şeyi... Ulan bildiğimi de unutuyorum, yemin ediyorum. Yaptığımız neyi abi? Bunu... Şimdi ben bak, badem şekeri var. Ben her şeyi unuttum ya. Badem şekeri var, badem şekeri. Görüyor musun badem şekerini? Badem şekerinden kozalak yapacağız, var mısın? İşte yedi iyidir. Tamam. Badem şekerinden kozalak. Kozalak yapacağız, tamam. Evet. Onu böyle yavaşça fırına at lütfen. Bunu mu? Evet. Neyi, bunu? Evet evet, onu fırına at. Bunu fırına atsan ne olur? 7 tane var. Ya 7 tane süslemek için yapacağız zaten. Ben fazlasını yaptım. Ben hiçbir zaman alışılmış kalıpların içinde kalmam. Yani işte biri için merenk olur, benim için merenk olur. Merenk yoktu hiç içinde. Merenk yok. Onların hepsi bir renk. Şimdi bak, badem şekerinden daha önce hiç içli köfte yaptın mı? Hayır. İçli köfte yaptın mı? Hayır. İçli köfteyi böyle avucunun içerisinde böyle ovuşturursun. Bunu yine ortaya mı koyuyorum? O koy koy. Ben yumurta kırmadım. Hiç içli köfte yapmadın mı? Aşk olsun. Yapmadım. Evet, şimdi, ne yapıyoruz peki şimdi? Peki abi, iki tane badem şekeri alıyorsun ve avucunun içerisinde buna hafifçe bir kozalak şekli veriyorsun. Gözünde bir kozalak canlandır, böyle yuvarlak. Altı üçgen, üst tarafı sivri. Bunlardan iki ya da üç tane kozalak yapacağız Burak. Ne yapıyoruz? İki tanesini... İki tanesini alıyorsun, avucunun içerisinde evet. Hafifçe bir kozalak şekli vermeye çalışıyorsun. Tamam. Bunlar evet. Bizim kütüğümüzün etrafındaki, hani ağaçtan düşen bir parçanın etrafındaki minik kozalaklar olacak. Tamam. Acı tatlı ekşi diyorsun yani. Evet. Şu an hangi durumda hissediyorsun kendini? Kozalak gibi. Çok güzel abi. Çok doğru yerdeyiz. İki ya da üç tane yapmanı istiyorum. Tamam. Arada canın çekerse bir tane de ağzına atabilirsin. Nereye... Ya böyle avucunun içine yap, tezgahın üstünde dursun. Kozalak şekli. Ya bak, avucunun aya kısmını kullanarak, yani o avuç içi kısmını kullanarak buna istediğin gibi böyle güzel güzel şekil verirsin. İşte bunu şey yapanlar çok iyi yapar. İlla o şekli vermek zorunda da değiliz. Abi seninki nasıl bir kozalak? Yani hani şefin başka tasarım, hani kendi içinden geldiği gibi bir şekil de verebilir. Abi şefin tasarımı kozalak ilk defa duyuyorum. Sonra Bora, yine tezgahın üstünde file badem görüyorsun. Görüyor musun? Göreceğim. Göreceğim. Nerede? O file badem böyle kasenin içinde duruyor. O file bademin tanelerini tamam, evet. Alıp buradaki kozalağın üstüne yavaş yavaş yapıştırıyorsun. Bundan kozalaklardan
Ya da kozalak gibi olan şeylerden kaç tane yapıyoruz? Kaç tane istiyorsan. 1, 2, 3 Kaç tane istiyorsan. Senin yani o bunlar artık süslemek için olan detaylar. Kaç tane istiyorsan o kadar yapabiliriz. Bu kozalağın üstündeki hafiften bademlerle beraber birazcık şimdi böyle... Şimdi bu bademleri üstüne ne yapıyorum? Kozalağın üstüne saplamak suretiyle yerleştiriyorsun Buğra. Mümkün olduğu kadar böyle hafif hafif saplamanı istiyorum üstüne. Sapladım. Sapla. Sapla saman. Tamam, ya mümkün olduğu kadar çok bademimi saplıyorum. Nasıl? Yani hayır, bir tane değil değil mi? İstediğimiz kadar. Tabii tabii birkaç tane. Abi bir şey söyleyeceğim. Senaryo yazıyor musun? Yazıyorum. Değil mi? O daha zor bir şey değil mi ya senaryo yazmak? İşte her mesleğin kendine göre zorlukları var. Yani senaryo yazan adam böyle bir kozalak yapmaz mı ya? İşte yapmaz. Çünkü senaryo yazıyor. Aşk olsun. Hani evren, uydular falan. Ya inan benimki de bayağı ucubeye benzedi ya. Çok sorun değil yani. Bunu hafiften bir süsleyeceğiz azıcık. Evet, çok şey oldu. Güzel oldu. Şimdi bu kozalak. Böyle bir tatlıda odun yapıyor olmak, yanına kozalak koyuyor olmak falan çok bana cazip gelmedi. Ben Buğra'nın kozalak yapamamasının temel sebebinin hiç içli köfte yapmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani içli köfte yapılmaz mı ya böyle avucunun içinde şekil ver falan var. Şaka şaka ya, içli köfteyi yapmak zordur. Ama en azından bir böyle bir kozalak olurdu. Koza halinde kalmış o. Şimdi abicim bak yapacağımız şey şu. Bir kere tezgahımızın üstünü bir açalım güzelce çalışmak için. Şimdi çalışmaya başlıyoruz artık. Hazırladığım pandispanyanın yavaş yavaş açılmasını sağla. Böyle. Açıyorum. Açtın. Süper. Alttaki kağıttan da kolayca kurtuluyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi artık buzdolabındakini her ikisini de alabiliriz. Hem iç dolgusunu hem üstündeki çikolata ganajı. Şimdi bu iç dolguyu bak güzelce buradaki yaptığın pandispanya hazırlığının içerisine şöyle iyice yerleştirmeni istiyorum. Bunu direkt üstüne koyuyor muyum? Hayır. Yani açtın şeyi, pandispanyayı, içerisine kestaneli olan karışımı kaşığınla yerleştirip hafiften bir sürmeni istiyorum. Tamam, okey. Tamam. Sürdün, iyice yerleştiriyorsun. Böyle uzun uzadıya, boydan boya her tarafına güzelce yerleştiriyorsun. Tamam. Hı hı. Uzun uzadıya evet. Yerleşiyor. Yerleşiyor, yavaş yavaş. Evet. Şöyle hepsini kullanalım. Evet. Şimdi en son uç kısmına doğru birazcık az yapmaya çalışıyorum ben. Ki kapattığım zaman böyle güzel sarı... Bunları sonra içine saracağız değil mi tekrardan? Evet, saracağız. İçine saracağız derken içine? İçine saracağız derken yani dürüm yapacağız değil mi? Ha, dürüm yapacağız evet. Evet. Şimdi yine bir bıçakla bunun kenarındaki fazla olan pandispanyanın bir parçalarını kesmeni istiyorum ki düz olsun kenarları. Yani daha böyle bir keskin olsun. Bu böyle çünkü onu döktük ya. Şu benim kenarındaki fazla parçaları hafiften keseceğiz. Tamam. Sonra da evet. Bu pandispanyayı güzel bir şekilde artık kağıdı kullanmadan bak böyle rulo yapacağız. Bak derken tabii bakma. Hah. Rulo yapacağız ve en son böyle uç kısmına kadar geleceğiz. Bayağı bir kütüğe benzedi benimki. Kütüğe benzedi mi? Dürüm yapıyorsun değil mi şu an? Evet, dürüm yaptım. Kütük gibi. Benim yanları kesmeme gerek yok. Düz. Niye? Ha öyle mi? Düz. Kendinden mi düz? Arda eski kafalı demiyorum ama biraz daha yenilikçi olmak gerekiyor. Biraz daha yeni şeyleri denemek gerekiyor. Hiç hayatta denenmemiş tatları bir araya getirmek gerekiyor. O yüzden ben tatlımda farkındaysanız arasında boşluklar bıraktım. Şimdi Arda şimdi normalde hep yapıldığı zaman arası dolar. Ben boşluk bıraktım ki hava alsın diye. Çünkü daha uzun ömürlü yensin diye. Hemen şey olmasın diye, tadını kaybetmesin diye. Buğra'nın sağ olsun bu program boyunca bana verdiği teknik ve pratik bilgileri bundan sonraki meslek hayatım boyunca sonuna kadar kullanacağım. Ona müteşekkirim. Hep doğru yolu gösterdi. Sağ olsun, var olsun. Çok pratik ve fonksiyonel bilgiler. Bence kesinlikle evde de bunları değerlendirmek lazım. Sonra bir bıçakla bak köşesinden böyle bir nasıl söyleyeyim? 3 parmak kalınlığında hafif böyle bir parçasını bunu kesiyorsun Buğra.
Böyle bak, bunu alıyorsun böyle yan tarafına, sanki bu kütüğün yanı, üstü, artık hangi türlü yapmak istersen. Tamam. Bir bakacağım, kopya çekeceğim. Göstermemeye çalışıyorum. Bir parçasını kestin. Hadi nasıl bir kesiyoruz yani? Böyle üç parmak kalınlığında bir parçasını kes. Hani böyle bir gözünde bir kütük canlandır. Tamam, evet. O kütüğün bir parçasını kestin ve öbür kütüğün yanına sanki bir budak çıkmış gibi, hani böyle. Tamam, evet. Budak olacakmış gibi böyle yapıştırdın. Tamam. Budak. Şimdi artık ben bir ellerimi yıkarken sen de benim nasıl yaptığımı hani bakmazsın çaktırmadan. Yok, bakma. Bakma. Tabii. Hiç bakmadığını gördüm ben de. Neyse. Artık yavaştan servis tabağına geçebiliriz. Tabii, servise hazır. Servise hazır. Şimdi bak, dikkatli bir vaziyette. Evet. Şu büyük beyaz tabağın içinde servis edelim. Tamam. Tamam. Bu hazırladığın kütük pastayı şundan servis tabağının içerisine alıyorsun. Tamam. Ha şey olanı, kestiğim parçayı. Her ikisini birden alıyorsun. Sonra bunun üzerine dikkatli bir vaziyette hazırladığın çikolata ganajı. Ganaj? Çikolata ganaj. Ha bu içine koyduğum yani. Hayır. Kremalı çikolata vardı ya. Abi bak, bir kestaneli çikolata yaptık, okay. Bir kremalı yaptık, tamam. Bunu böyle dikkatli bir vaziyette üstüne sürüyorsun. Her tarafına. Nasıl gidiyor? İyi mi her şey? Tüm yediriyorum değil mi çikolatayı, hepsini? Evet abi. Başımıza neler gelecek Allah'ım yarabbim, bilmiyorum ama. Bak, çikolatamın yarısını seninle paylaştım. Benim ganaj da birazcık fazla sıvı oldu ama senin için değer. Evet. Sen ki madem böyle güzel bir pasta yapacağım dedin. Çok güzel oldu. Filmdeki bu pasta savaşını anlatsana biraz. Şimdi bir sahne var. Biz işte Murat ve Duygu olarak, yani Özge'nin oynadığı işte karakter Duygu. Böyle oyunlar oynayarak büyüyoruz. Aha. Benim için ne yaparsın oyunları? Böyle işte çılgın şeyler deniyoruz. Aha. O çılgınlıklardan birisi de hocanın işte suratına pasta yapıştırma. Hocanın? Evet. Bunu işte Duygu karakteri benden istiyor. Ben de bunu yapamam diyorum. Bu giriyor, yapıyor ve bütün ortalık dağılıyor. Bütün sınıftaki öğrenciler pasta savaşına başlıyor. Yani yardımcı oyunculardan da teşekkür ederim. Öyle güzel oynadılar ki o pasta savaşında. Herkesin içinde varmış galiba değil var, mi? Var, evet, evet. Ha? Evet. Çok güzel oluyor. Şu anda senin şey güzel oluyor mu? Kütük? Evet. Yani kütük olalı böyle bir hal gördün mü? Yok. Yani çok değişik bir tasarım oldu. Öyle mi? Sanatçı neyin peşinde burada? Sanatçı burada bilinmezliğin peşinde. Çok güzel abi. Tebrik ediyorum. Evet, ben yenilikçi olarak bu tatlının ismini de değiştiriyorum. Bu evrensel dürüm tatlısı. Yani bunu gerçekten herhangi bir ülkedeki biri de şey yapsanız, çünkü konusu çok evrensel. Herkese hitap ediyor. Evrensel dürüm pasta. Evrene pasta olmak için mesaj göndermiş, dürüm olarak mı geri gelmiş? Şimdi abi bak, bu çikolata sıvama işlemini yaptıktan sonra ki bu birazcık soğuyunca çikolata iyice donacak bunun etrafında ve tam olması gereken kıvamda bir ganaj olacak. Ganaj. Evet. Tamam. Biz ön tarafında bu sefer bir pastacı spatulası var. Şöyle bir spatula. Tamam mı? Bununla üstüne böyle hafiften kütük gibi şekiller vermeni istiyorum. Böyle ince uzun. Hani sanki ağacın kendi dokusu, kendi şekilleri falan gibi böyle. Vermeyeceğim ben o şekilde. Tamam, verme. Böyle tamam. Seninki yani böyle daha natürel bir ağaç. Bu uyduları nereye koyacağız? Hangi uydular? Hangi uydular ya? Bak, uydu işte, ne? Bak. Tamam mı? Şimdi bak abicim. Bu ya abi, benimkini de yemin ediyorum seninle şey yapmaktan. Hayır, Kozalak denizden çıkmaz. Bu ağaçların üzerinde olur. Çamar. Evet. Ama ben tatlımı evrende aradım. İşte o uydu tasarımı olsun. Bakın, yani aslında sanatçı bütün yaptığı metaforları söylemek zorunda değildir. Yani onu anlayan anlar. İşte o çikolataları tasarımda, işte tabağı şey yapmamda aslında yıldızlardı. Gezegenler. Ben kozalığa tercih etmedim. Bu fırındakileri alalım istersen artık. Evet. Alıyoruz. Ah Buğra, ah ya. Yemin ediyorum bildiğimi de unutturdun bana. Gerçekten şu anda çok eğlenceli bir kıvamda.
Ne durumda onlar? Hafiften böyle bir köpük kıvamında duruyorlar mı? Fırındakiler mi? Evet. Benim zaten 7 tane vardı. Tamam. Topu gibi. Çok güzel duruyorlar şu anda. Pişmişler mi biraz? Bakıyorum. Renkleri beyaz mı hala? Sarıya çalmış. Anam, seninkiler niye öyle olmuş ya? Neyse, beyaz olanları kullanmaya çalışırız. Olmaz mı? Tabii. Beyazları kullanırız. Benimkiler kar köpüğü kıvamında. Tamam. Gördüğün gibi sanki bizim tahtanın üstüne, karın şeyin üstüne böyle ufak tefek böyle buralardan böyle küçük küçük mantarcıklar oluşmuş. Ben vazgeçtim bunu yapmaktan. Niye? Böyle daha iyi gibi geliyor. Bana göre gereksiz çünkü zaten tasarımın içinde birçok işte çikolatası olsun, işte dürümü olsun, havası olsun. Birçok malzeme var. Üzerine bir de o beyaz şeyleri konduruyor olmak artistlik bence. O yüzden 7 tane çıkardım ben. 7 günah yani onu simgeliyor. Onları da fırında yaktım. Birazcık da tarçın al lütfen. Fırının üstünde duruyor tarçın. Bir dakika. Fırının üstünde duruyor tarçın. Tarçınla kozalaklarını... Kozalaklarını hafif tarçınla tatlandır, renklendir ve şöyle evet. Ağacının kenarına ben direkt uyduları koyuyorum. Koy uydu mu seninkiler? Uysa da koy, uymasa da koy. Evet, bunları da böyle güzelce süsledin mi? Evet, süsledim. Süsledin değil mi? Ben hadi artık bu savaş alanına çevirdiğimiz... Bunu. Savaş alanına çevirdiğimiz ortamı birazcık şenlendirelim. Evet. Sende de yandı mı bunlar? Neler? Bu fırından çıkardıklarımız. Yok yanmadı abi. Niye yansın? He? Niye yansın? Yanmadı ki. Ben yanlış mı koydum acaba? Yanlış bir şey mi yaptım bilmiyorum acaba? Ki ben anlamadım ki seninkiler niye öyle oldu. Allah Allah. Normalde merengin kıvamı öyle olmaz. Benim fırından çıkarttığım merengler hafif böyle bir topçuk gibi olmuştu. Onları çıkartıp üstüne süslemek için yaptım. Normal şartlarda merengi mümkünse 100 derecenin altında uzun süreli pişirmek lazım ki dışı hafiften kıtırlaşsın. Bizimki birazcık böyle pofidik bir kıvamdaydı. Birazcık kar için süslemek için öyle yaptım. Siz de yapacaksınız 10 dakikadan fazla 80 derecenin üstünde pişirmeyin bu tarifte. Bakalım nasıl bir şey yapmışız. Gel getir. Çok güzel abi. Bak işte. Bak sana uydu dediğim şeyler bunlar. Vallahi yemin ediyorum bak şuradan kramp girdi. Kramp artık böyle yere katlandım. Çünkü kütük var. Yanında bir tane yavru kütük var. Üstünde böyle bir tane uzay üssü alfa var. Yanında bir tane punkçı var. Üstüne de iki tane ben kar kondurdum. Böyle bir tuhaf bir doğal görüntü. Hakikaten çok eğlendim ya. Bir de Buğra yani bütün etaplar boyunca o kadar uğraşarak böyle her dediğime tamam onda sorun yok, bunda sorun yok dedi. Ve şahane bir eser çıktı ortaya. Altına imza. İmzayı da çikolatayla atmış etrafına. Sanatçı dokunuş hep. Şimdi sen çok malzeme kullanmışsın. Çok büyük. Ben hayatımda hiç punkçı kozalak görmedim. İşte bak uydu bunlar. Sürekli uydu deyip duruyor. Anlayamadım tabii görünce anladım. Yani böyle etrafına hareler dönmüş. Fakat ben uyduya takılmadım. Esas punkçı olana takıldım böyle kafada böyle punk filan. Birden böyle bu 80'lerdeki 70'lerdeki o punk akımlarından punk rock filan. Böyle kafa benim de gitti yani hep beraber. Çikolatayla beraber yaktık kafayı. Evet ne mutlu bana. Yani işte Arda orada kozalaktan bir şey yapmaya çalıştı. Ben onu kozalağa değil uyduya çevirdim mesela. Başka bir şey oluştu. Yeni bir şey kattıysam izleyenlere ne mutlu bana. Vallahi çok merak ettim yani bunun nasıl bir macerası oldu. Şimdi ben çok minimal bir tasarım yapmayı düşündüm. Güzel olmuş ama yani. Evet bir de özellikle bu boşlukları açık bıraktım ki daha uzun süre yenebilsin diye. Bir de onun ortasında da yok. Tabii. Bunun kreması nerede abi? İçinde bunun ortası. Yani orada mı? Hayır. Bunun içinde. Yani tam içinde. Amaç yiyenin kremaya ulaşabilme çabası. Tabii ki malzeme, ne kullandığın malzeme o tatlıyı oluştururken ki bütçen çok önemli.
Arda tabii yıllarca alışmış, böyle büyük bütçeler verilmiş ona falan. Kullandıkça kullanıyor malzemeyi. Hayır, şimdi sen, ben bir tane evrensel dürüm tatlısı yaptım. Şu an 3 tane daha yaparım. Ya gerçekten şahane, şahane bir şey. Şimdi bunu sen yiyeceksin. Evet, ne yazık ki bunu da sen. Ben sana şundan şöyle bir dilim keseyim. Bak şöyle. Şöyle. Buyurun. Evet. Bunu da ben yiyeceğim, değil mi? Evet. Neresinden kesmemi tercih edersin? Var mı öyle özel bir, yani mesela? Yani her köşesi lezzetli. Her köşesi ayrı bir lezzet. Evet. İstediğin yerinden alabilirsin. Okey. Şöyle alayım ben o zaman. Abi, gerçekten bir şey söyleyeceğim. Hakikaten biz bu kestaneli şeye ulaşma çabası... Şimdi yedikçe... bu tam arasında kalıyor. Yedikçe oraya ulaşacaksın. Şimdi mesela bunu yedim ya şu an başında. Hemen geldi. Ben o tadı aldım. Tamam, benim için bu. Tamam, yeter. Onu bir süre yemen gerekiyor. Peki bu pandispanyanın başına ne geldi? Bundan ne yok? Değişik bir şey denedim, tamam, ben. Pudra şekeriyle yaptım. Geliyor zaten. Bu, geliyor değil mi? Ya bunun çok pudra şekeri, kakao, kabartma tozu. Evet. Ya ben buradan emin değilim. Güzelmiş abi. Ben. Güzelmiş. Evrensel dürüm pastasının evrensel kısmı gökyüzünde, dürüm kısmı tezgahın üstünde, içindeki kreması da bambaşka bir yerdeydi. Yani bunların üçünü bir araya getirebilen kozmik bir güce sahip olması lazım. Sanatçı tasarımında böyle büyük bir oluşum hedeflemiş. Ya ben erişemedim, yetmedi sofistikasyonum. Önümüz yeni yıl, var mı yeni yıl mesajın? Sevgili olur. Barış dolu bir yıl olsun. Sürekli hep bu söylenir. Sürekli de olmaz. Ama artık her sene bunu birazcık daha hissediyoruz ya. Evet, yani gerçekten daha fazla hissediyoruz. Huzurlu bir sene olsun hepinize. Evet. Biz Buray'la beraber şimdi tatlılarımızı yemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta Arda ile omuz omuza da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Omuz omuza çok iyi geçti. Çok keyifli geçti. Başında da söylediğim gibi kazanan ben oldum. Kazanan yenilikçilik oldu.